bazı milletvekili adaylarının seçim çalışmalarına katılan bir takım kişilerin seçilmesi ihtimal dahilindeki siyasilerle görüntü vermelerine yıllardır alıştık. Bu tipler aday kaybederse anında çekip gider, kazanırsa en iyi adamı benim der. Yalaka tiplerle ilgili bugünlerde öylesine komik şeyler duyuyorum ki insanın güler misin, ağlar mısın diyesi geliyor. Samsun'dan milletvekili çıkarması zor olan bir partinin 3. sıradaki adayına 3 kesin de 4'e çalışmak lazım diyen bu tiplere maalesef inananlar bile var. O vekil de ya arkadaş sen böyle diyorsun ama Samsun'dan 9 milletvekili çıkacak, 19 değil diyemiyor. Umut Fakir'in ekmeği ye Mehmet ye. Oysa bu eyyamcı takımının başka partilerin düzenledikleri etkinliklerde de başka türlü sayıları telaffuz ettiklerinden eminim. Yalakalığın da bir raconu vardır herhalde. Bu kadarı da ayıp oluyor bence. Böyle tiplerin çoğunun derdi yanlarında görüntü verdikleri adaydan maddi anlamda nemalanmak. Aday da aslında işin farkında da elini vermiş bir kere, şimdi kolunu alamıyor. Bu yalakaların adaya ciddi anlamda zarar verdiklerini de söyleyebilirim. Vatandaş her şeyin farkında. Zaman zaman da o adaylara ne işin var bunlarla diye sorulduğu da oluyor. Yeni değil, her dönem böyle tipler seçim zamanlarında ortaya çıkıyordu. Elbette şimdi de varlar. Bunca yılın tecrübesiyle adaylara sesleniyorum. Amiyane olacak ama bu tiplerin lafıyla tuvalete bile gitmemek gerekir, benden söylemesi.